İkracığım, bu güzel gün için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim aslanım. Her şey için sana, ailene, komşularına çok teşekkür ediyoruz. Hazırsan puanlamaya geçelim. Geçelim. En düşük kaç bekliyorsun? 3 bekliyorum aslanım. En düşük. En düşük. Evet. Onun altında bir puan gelirse üzülür müsün? Üzülürüm. Tamam, peki o halde Bügeciğim senle başlayalım. Önce sebepleri ardından da puanını bizimle tamam. paylaş lütfen. Yatak odasından başlıyorum. Gardırop ve tuvalet masasının ahşapları farklıydı. Mutfaktaki duvarın çok kalabalık görüntüdeydi. Orası hoşuma gitmemişti. İçeride de konsolum ve masan farklı görüntüdeydi. O yüzden puanımı açmak istiyorum. Dediğim gibi konsol, masa bu odayla takım. Tamam, puanımı açabilir miyim aslanım? Evet canım, tabii ki puanla açabilirsin. Benim ikraya puanım 4. Bir puanı neyden kırdığını az önceki yorumlarından anladım. Hı hı. Onun için bir şey demeyeceğim. Zaten beklediğim en düşük puan 3'tü. Evet. Seninle devam etmek istiyorum. Ama bu defa puanını görelim. Tamam, sonra yorum yap. Puanını görelim, ardından yorumunu yap. Benim sana puanım... 'Kısas yapıyorsun. Şimdi açıklamamı... Arkadaşımın, senin açıklamanı dinlemek istemiyorum. Sen arkadaşımızın evinde de aynı şeyi yaptın. Senin şimdi evin, senin evin benim evimden yukarıda mıydı? Dinlemek istemiyorum senin o yorumunu. O zaman ben yorum yapmıyorum aslında. Seni dinlemek istemiyorum. Sen kısas yapıyorsun. Nasıl kabul ediyorsan. Evet, resmen öyle yapıyorsun. Tamam, senin evin, bizim ikimizin evinden yüksek miydi? Yorum yapmak istemiyorum. Hem soruyorsun hem de konuşmanı istemiyorum diyorsun. Ya sorduğun soruyu konuşmanı istemiyorum. Bekle. Masayı beğendin, çeyizi beğendin. Bana soru evet, soracaksan... Evet, ufak tefek yorumlar yaptın. Neden 2 puan verdin bana o zaman? Bana soracaksan cevap vermemi bekleyeceksin. Sorgularım, cevap vermeni istemiyorum. Cevap vermemi istemiyorsan sorgularım, bana soru sorma. Cevap vermeni istemiyorum. Tamam, cevap vermeyeceğim. Sen de soru sorma. Gerçekten elim ayağım titredi. İlk defa bu kadar sinirlendim. Haksızlık yaptı. Buraya gerçekten oynamaya gelmiş. Ama yarın için... Eminim Elif'i birinci yapmaya çalışacak. Tatlım, birazcık relax ol. Nereden kırdın? 3 puanı. Aslanım, arkadaş müsaade etseydi ben açıklamasını yapacaktım zaten. Şimdi keşke yarışmanın formatı böyle gün gün gezip gün sonunda puan vermek değil de bir hafta boyunca gezip en son puanlayabilmek şeklinde olsaydı puanlar bu şekilde olmazdı. Çünkü göremiyoruz, bilemiyoruz. Ne alakası var? Sen o gün gördüğün evi istediğin şekilde ama bir sonraki... yorumlayıp puanlama hakkına sahipsin. Tamam, ama sonra... Bir sonrakine de iyi puan verebilirsin ya da beğenmezsen. Bu sefer... istediğin puanı verebilirsin. Bu sefer bir sonrakini daha çok beğen... Bir öncekini daha çok beğendiğinizde bir sonrakine yüksek verince bir öncekine haksızlık yapmış gibi oluyor. Yani strateji yapmadan içinizden geldiği gibi doğal davranırsanız her şey doğal akışında gider. Hayır aslanım, arkadaşımızın kesinlikle doğal akışında davrandığını düşünmüyorum. Diğer arkadaşlarımız için kesinlikle bunu söylemiyorum. Ama onun için kesinlikle ben de benim falan benim, doğal davranmıyor benim yani. Benim evim için o zaman siz de kendinizce strateji uyguladınız. Ay senin evin nasıl? Sen evini hatırlıyor musun? Sen kendi evinin farkında mısın? Evet farkındayım. Mobilyanın senin evin benim evimin alakasız. Tırnağı olamaz tam zaten. Tam onunla alakasız. Ben, mobilyacın bir gardırobunu farklı yapmış, masanı farklı yapmış, mutfağında karma karışık bir kahve alanı oluşturmuşsun. Halın desen öyle. Yani ben hangi birinden bahsedeyim? Bunlar benim için yeterince puan kırma sebebi. Ay bu şaka mı? Senin evin benim evimin tırnağı olamaz. O senin görüşün. Tamam bence mı? Senin evin benim tırnağı, tırnağı olamaz. Olamaz. Burada, burada bak şu aradaki farkı görüyor musun? Senin evindeki puanlamayı hatırlıyor musun? O senin görüşün. O zaman haksızsın. O senin görüşün. Haksızsın. Ben şurada bir itirafta bulunmak istiyorum aslanım. Ben bir verdiğim puanlamadan şu an pişmanım. Açıklayabilir miyim? Tabii ki. İşte keşke zaman geriye alabilsek, ben Aydan'a daha yüksek bir puan vermek isterdim. Sen oynuyorsun. Kesinlikle. Sen çok iyi bir oyuncusun. Sen Aydan'a dün kaç puan vermiştin? 2.
O kıza kaç puan verdin? 2. Evet. Sen ne yaptığını farkında mısın? Evet, gayet farkındayım. Sen burada olmamalısın. Çeyiz sevmiyorum, altın sevmiyorum. Ne işin var o zaman burada? Niye ben geldin buraya? Ben yapmak için buradayım. Beğendiğimi söylemek için buradayım. Beğenmediklerimden de puan kurmak için buradayım. Burası gelin evi, tamam mı? Senin, bizler tamam. Geliniz. Ben çeyiz sevmiyorum ama senin çeyizinden kat kat daha fazla çeyize sahiptim. Güldürme beni ne olursun. Evet. İzleyiciler de görecekler, evet, görecekler. Kimin çeyizi varmış, evet, evet. Kiminki yokmuş. Aynen öyle, kesinlikle görecekler. Aynı dediğim gibi Aslan'ım, ben keşke Aydan'a daha yüksek bir puan verebilseydim. Bunun pişmanlığını şu an yaşıyorum. Senin yaptın. Peki ya, neden verseydin o zaman Aydan'a? İşte bir sonraki evleri, görmeden... Niye? 3 verebiliyorsun, 4 verebiliyorsun. Bir sonraki eve de sonrasında düşük veya yine aynı puanı verebilirdin. Yine ona da yüksek verebilirdin yani. Benim evim... Elinde olan puanlar bunlar senin, evet, zaten. Sana hiçbir şey demiyorum ya. Benim evim asla siz kaç puan vermiştiniz? 2 puan vermiştik Aslı Hanım. Evet, çok yüksek puan verdiği için arkadaşlar puan verdiğim puanı beğenmiyor. Niye ben o kıza... Ben o kıza 3 puan verdim. Onun evi benimkinden daha mı iyiydi? Tabii ki de sen iyiydi. Sen kendi evini gördün mü? Pardon, ben orada yaşıyorum. Görememe imkanım var mı? Ben sen oraya karmakarışık diyorsun ama sen kendi evini anlattın sordum burada şu an. Ya bak ya. Gelin evine katılmak için kuyumcu dükkanımın mı olması lazım? Altınları çok mu seviyor olmam lazım? Sana mı soracağım? Ha, ben bilmiyorum. Burası belki çok çok güzel bir ev diye hayal ettim. Sen artı Elif'in evi var. Hani arkadaşlarımıza haksızlık olmasın diye daha düşük tutmak zorunda kaldım puanımı. Zorunda mı ama kaldın? Ama öyle düşündüm kendimi. Zorunda kaldın. İzleyicileri yanıltma bak. Böyle 3 de verebiliyorsun. Olacağını hayal etseydim Aydın'a ben çok çok 3 de verebiliyorsun, 4 de verebiliyorsun. O zaman bu kıza 4 verip bana 3 verebilirdin, anladın mı? Evet, 2 puan verdim. 4'ü bu kıza verdim ama bana bir daha veremezsin diye bir şey yok ki. Gönlündeki puan 5 Aydan'cığım. Senin evin 5'i, evet, hak ediyor. Keşke dün bunu düşünüp sen verseydim. De hiçbir şey hak etmiyorsun. Nankör. Sensin nankör. Lan belli oluyor. İtmiyorum. O yüzden yemek yemedi herhalde. Belliydin zaten. Belliydin. Buraya geldin, suratın 5 karış. Sofrada yemeğimi bile yemedin. Geldin oraya, yemek yemiyorsun. Niye geldin o zaman seni buraya? Seni ilgilendirir mi? Niye geldin buraya? Seni ilgilendirmem. Niye geldin? Benim yemek yememem seni ilgilendirmez. Niye geldin? Sana ne benim yemeğimden? Ben o sofraya kuruyorsam nasıl diğer arkadaşlarımız tadına bakıyorsa sen de bakmak zorundasın. Ben de senin tatlını yedim. Sen de bakmak zorundasın. Tamam, tatlını yedim. Hepsinden yemek zorunda mıyım? Sen bir şey eklemek istiyor musun? Hayır Aslı Hanım, yani sürekli benim evime dönülüyor. Yani neden? Sonuçta biz o evi geçtik. Ve arkadaş habire Müge'nin evi. Abi içinde ben yara mı kaldı senin ben ya? Ben açmıyorum Müge evini, Müge evi diye. Dedi, arkadaş kendisi söyledi. Biz o ben geçtik, pazartesi geçtik tam yani. Tam o zaman benim evim de konusu açılmadı. Biz şu an perşembedeyiz. Müge'nin evini daha iyi bir ev olarak mı buldun? Evet, onun evinden daha iyiydi Müge'nin evi. Evet. Siz? Ben puanlamada da belirtmiştim. Evet, Müge'nin evi Semra'nın evinden bir tık daha güzeldi. Benim için de öyle. Daha doğrusu ben daha bir tık daha beğendim diyeyim. Anladım. Sen siz de yani güzeldir. Koltuğunu beğendim, çeyizini beğendim, pardon. Mutfak masanı beğendim, şunu beğendim, bunu beğendim ama puanım şu. Yani siz yaptığınız da tamamen saçmalık. Senin yaptığın saçmalık. Ben çok beğendim. Beğendim. Hayır, kendin söyledin koltukların çok güzel. Evet, iki mi? Puan. İkra ve Semra puanlamada inanılmaz gerildi. Yani elleri titredi İkra'nın. Ben de olsam o şekilde olurdum. Çünkü 2 puanı gerçekten İkra'nın evi hak etmiyordu. Semra kısasa kısas yaptı. Umarım yastığa başını rahat koyar.